Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün Microsoft Word'de font nasıl yüklenir? Bundan bahsedeceğim. Microsoft Word'ün içerisinde bir sürü onlarca hatta font mevcut. Fakat bu fontları o kadar çok kullandık ki, o kadar çok gördük ki artık yenilik, farklılık istemeye başladık. Bu da bizi yeni font arayışlarına sürükledi. Google'ladık ya da YouTube'dan yazdık. Font nasıl yüklenir? Nasıl yüklenir? Zaten birçoğunuz da bu şekilde bana ulaştı diye düşünüyorum. Font yüklemek çok basit. Nasıl olduğunu gösterelim. Ben bunun için fonttr.com sitesini kullanıyorum. Buna alternatif bir sürü site var. Fakat burada 5199 adet font olduğu için başka bir site aramama hiçbir zaman gerek kalmadı. Zaten tamamına bile bakamadım hiçbir zaman. O kadar çok var ki. Buradan beğendiğim birini indiriyorum. Hemen iniyor zaten. Çok ufak bir dosya. Fakat burada şu Dovlant kısımlarına dikkat edebilirsiniz. Popülaritesini gösteriyor çünkü. 886 kez indirilmiş. Mesela bir üstündeki 254 kez indirilmiş. Yani daha az tercih edilmiş. Bu da tercih sebebiniz olabilir. Mesela bu size daha iyi gelebilir ama bu daha fazla inmiştir. Belki orada size yol gösterecek popülariteler olabilir. Bunu masaüstüne alıyorum. Üzerine çift tıkladıktan sonra burada bir dikkat etmemiz gereken konu da exe dosyasını almıyorum. Sonuçta farklı bir siteden yükleyebiliyorsunuz. Bir Keylogger, bir exe dosyası olabilir. Bu da sizin bilgisayarınıza zarar verebilir. Bir an duraksadım. Virüs X'i görünce sonra TTF olduğunu anladım. O yüzden devam edelim. Fontumuz bu. Hani gayet sempatik duruyor. Hani nerede kullanacağınıza da bağlı tabii ki. Bunu yüklemek sol üst köşeden yükle butonuyla gerçekleşiyor. Bu kadar yüklendi. Bunu kullanmak için de mesela fikir makinesi yazdık. Virüsü bulalım. Virüsü ismi. Virüs X gördünüz. Burada yüklenmiş. Böyle bir font. Fakat burada dikkat edilmesi gereken bir şey var. Evet, aslında burada da gösteriyordur muhtemelen. I harfleri yok. Yani I harfleri I. Sanırım bu İngilizceymiş. Bu font İngilizceymiş ve sonradan Türkçe'ye çevrilmiş. Dolayısıyla iyi görmek istiyorsanız bunu küçük harf yazmanız gerekecek. Böyle olacak. Başka türlü ı çıkmaz. Türkçe karaktere çevrildiği için hani bazı karakterlerde sıkıntı olabilir. Yani dilediğiniz yerde, dilediğiniz şekilde makalenizde ya da yazınızda istediğiniz fontu kullanabilirsiniz. Belki bir marka yazınız olabilir. Her şekilde font indirebilirsiniz. Çünkü envai çeşit font var. Girip inceleyebilirsiniz de. Umarım yararlı bir video olmuştur. Evet, kısa bir video ama bence yararlı bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım işinize yaramıştır. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.